Depremin iki gün sonrasında 8 Şubat günü ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı, hiç kimse merak etmesin, deprem konutu ihtiyacı 600 binin üzerinde, hepsini bir yıl içinde herkese teslim edeceğim, bu devlet sözüne güvenin diyerek hem devlet gücünü bir siyasi partinin çıkarlarına tahvil etmeye, hem devletin gücünü olduğundan farklı göstererek, hem de bir yıl sonrasıyla ilgili tutamayacağı sözler vererek aslında depremi muhalefet partileri siyasete alet etmiyorken ilk günden niyetinin ne olduğunu birkaç ay sonra yaklaşan bir seçimi gözeterek göstermişti. Aslında o güne baktığımızda ülkeyi nasıl bir iktidar yönetiyordu dediğimizde Cumhuriyet tarihinde kolay kolay kimseye nasip olmayan bir iktidar yönetiyordu. 21 yıldır yönetiyordu. Mecliste çoğunluğu vardı. Yürütmenin her kademesindeydiler ve kadrolaşmalarını tamamlamışlardı. Ayrıca öyle hazin bir durumdur ki 1999'da yaşanan büyük deprem, onun yarattığı toplumsal sarsıntı, buna karşı en acımasız eleştiriler. Depremin üçüncü günü hala çadır yok diyerek. Öyle bir depremin müsebbibini adeta siyasi iktidarmış gibi göstererek, en acımasız eleştirileri yaparak iktidara gelmişlerdi. Ve Cumhuriyet tarihi boyunca 79 yılda Cumhuriyet hükümetlerinin topladığı toplam verginin 4 katını toplamışlardı. 3 trilyon dolar. Ayrıca bir önceki deprem için çıkarılmış olan deprem vergisi diyebildiğimiz, adına sonra özel iletişim vergisi denilen vergiyle 40 milyar dolarlık deprem vergisi tahsil etmişlerdi. Ve depreme karşı hazırlık yapmamak için ne süresel, dile kolay 21 yıl, öyle 21 gün, 21 ay değil, 21 yıldır iktidardaydılar ve ellerinde inanılmaz bir kaynak vardı. Ama düğmenin, gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikleyerek başlamışlardı. Kaynakları depreme karşı dirençli kentler yaratmak için, gerçek anlamda bir kentsel dönüşüm için harcamak yerine bambaşka yerlere harcadılar ve tam 8 kez İmar affı çıkardılar. Çıkardıkları imar afflarından aldıkları 26 milyar lirayla övündüler ama o parayı bile deprem için harcamadıkları kurulan komisyonların raporlarında açıkça ortaya çıktı.